Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün çok neşeliydim. Bugün ne oldu? Moralim bozuk. Sema Nur. Moralim çok bozuk Esra Hanım. Neden? Yapılan yorumlardan yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Nerede yorum yapılmış? Instagram'da sosyal yapılan. Hem de gülümsemeler ufak veren bir tartışma yaşadım. Ne yorumu yapmışlar? Yok, ben çok gülüyormuşum. Ben gerçek hayatta ben çok neşeli bir insanım. Pozitif. Evet. Hı hı. Öyle bir insan olduğum için sürekli gülerim yani. Hı hı. Benim halalarım da, kız kardeşim de böyledir. Yani bunu herkes yanlış anlaşıldı. Herkes tarafından yanlış anlaşıldı. Ya gül, yani mesela gülmenin kimseye bir, ben kızgındık yani, benim için. Elemanlar arasından biri de diyor ki bana gül sen yeter ki diyorlar bana. Ne gül güzel diyor yani. Evet yani hani mutlu insana tahammül mü edemiyorlar? Galiba. Ya da yanlış yerde mi gülüyorsun? Problem orada olabilir mi? İşte. Güleç bir insan olduğum için yanlış anlaşılıyorum. Hayır ama senin hayata bakış açın üstü. Yani mesela en kavgalı, en tartışmalı yerde bile gülebiliyorsun ya mesela, bu başka bir özellik. Yanlış evet doğru seçmiyor. Yanlış doğru seçmiyor. Evet. Genetikten gülmesi gerektiği zaman gülüyor. Bir de attığı palavralar bana komik geliyor. Siz de mi öylesiniz? Yani sinirlenince Bayram gülüyor abi musunuz? Hiç yok onda. Onda şey somurtma şeyi var. Genetik. O da gülüyormuş ama genetik diyor. Hayır. Yok, ben kız kardeşlerimde ve halalarım da. Ben ciddi diyorum. Çok ciddi diyorum. Gülme işim olmadı. Kız kardeş ve halalarda. Demek ki baba soyundan geliyor. Yok. Bizden bir şey gelmiyor. Yok canım gülsün ama ben vallahi şimdi bu kadar kavganın arasında biri tebessüm ettiğinde inanın iyi geliyor. Çünkü sürekli akşama kadar burada negatif negatif negatif, insanın siniri bozuluyor. Belki yani onu ben sinir etmeye çalışıyorumdur. O da olabilir. Öyle bir şey yapıyorsun yani, bu silah olarak kullanıyorsun. Peki evde de böyle misinizdir? Tartışırken yine güler mi Selat? Hayır. Ay sen de bugün gülüyorsun. Saatler olsun bu arada. Sağ olasınız. Saçlar kesilmiş. Teşekkür ederim size. Evet saçlar da. Bugün ikisi de çok farklı. Dün gülendi, somurtuyor. Dün perişandı, bugün böyle bir kendine bakmış. Ablam. Bir hazır olarak ben gelmiş. Ben bir şey diyebilir miyim? Ben bundan sonra onlarla muhatap olmayacağım. Ben dur, sizinle dur, muhatap ben şimdi güzel şeylerden bahsediyorum. Evlilikte de mesela hep mutlu muydu Sema Nur? Sana karşı güleç miydi? Valla bana karşı bir sene güleç oldu. Ondan sonra evden soğudu. Ondan sonra hayattan yani ne diyeyim, başkasında mı oldu hayatı yani, rahatla yaşadı. O yüzden yani ben şimdi gurbetli olduğum için, rahatla alıştığı için yani bilemiyorum. Ha, o zaman kime güleceğini biliyor. Aynen aynen. Hayır şimdi koca evlilikte bir tek Talat'a gülmüyorsa ona gıcık oluyorsun anlamında. Evet. Sen hiç yorumları takma. Sen bu musun Sema Nur? Efendim? Sen bu musun? Busun. Sen bir de cesur yüreksin yani. Bir günde çocuğu aldın, pıt diye ortadan kayboldun. Hiç babanın kalkıp hayır, da İstanbullara... Hayır, ben iki senedir bunu düşünüyorum. İki senedir ben yine şiddet uygulanıyor bana, ben sineye çekiyorum. Kız kardeşimle ben orduya giderken ben kafama terlik atıp ben öyle çıktım yola. Hayır, mesela babanın tabu İstanbul'a gelip Samsun'dan çıkıp seni burada arayacağını hiç düşünmemiştin. Evet. Ama baban bunu yaptı. Evet. Senin peşine düştü, seni merak etti. İnanmamıştım ben, yoksa buralara çıkamazdım. Zaten babamla konuşmuş olsaydım buralara ben çıkamazdım. Babam da çıkamazdı. Baban da çıkamaz. Kayıp olmasaydı. Evet. Peki şimdi her ikinizin karı koca birbirinizle alakalı iddiaları vardı ama bugün her ikinizde biraz daha ılımlı ve şey gördüm, sakin gördüm. Siz kendinizle ilgili yapılan yorumları okudunuz mu? Ben yorumları okudum ablam. Yalan yok, okudum. Bazıları doğru konuşmuş, bazıları atmış. Ya ben yorumlara bakmam. Ben öyle Instagram'mış, TikTok'muş, onlara pek şey yapmıyorum. Var mı sosyal medya hesabın? Sosyal medya hesabım Facebook var. Başka yok. Başka yok. Senin var mı sosyal medya hesabın? Var. Kaç tane? Instagram var. Facebook'um iptal ettim. TikTok? TikTok var ama kullanmıyorum. Anladım. Aktif ama gene kenarda. Aktif bir şekilde kullanmıyorum. Ha, dursun. Şimdi baban da seni aramaya geldi. Ardından eşin de seni aramaya geldi. Ama benim için en önemlisi babanın seni araması. Evladını merak etmesi. Sen bu süre içerisinde bu çocukla beraber nerede kaldın Sema Nur? Ben 6 gün sığınma evinde kaldım Samsun'da. Ondan sonra arkadaşım aradım yurttan beri. Ben burada duramıyorum dedim. Çok sıkıydı hani. Çok disiplinliydi. O yüzden çıktım yurttan. Ay bir saniye, sığınma evine gittin. Disiplini sevmemiş. Şey, sıkıntı bastı. Evet. Nesi var ama orada, hani bir düzen var, güvenilir bir ortam, korunuyorsun. Hayır, çok sıkıntılıydı. Ben gelemiyorum öyle şeylere. Ha, sıkıntıya gelemiyorsun.
Peki. Güvenli miydiniz ama çocukla birlikte? Evet, sığınma evinde güvendeydim. Güven, yani işte önemli olan şimdi senin alarm merkezin ne? Güvende olmak. Şiddetten kaçıyorsun. Evet. Ben öyle ikinci iddia. Defa girdim oraya zaten. Ha, şiddetten kaçıyorsan güvenli bir yerde kendini kapatmak ve saklanmak her zaman önemlisidir. Ailenin yanına gitmiş olsaydın ailenden sana bir zarar gelir miydi? Hayır, gelmezdi. Gelmez. Ailenin yanına gitmeme sebebin nedir? Dün de söylediğim gibi eşim gelecekti, beni rahatsız edecekti. Yine geri almaya için ben konuşacaktı. İkna etme çabaları olacaktı. Belki de babam sen git kızım yine düzelir diyecekti belki de. Heh, bak çok önemli bir cümle. Ben babamın yanına gitseydim babam bana hiçbir şey demezdi. Ama beni kocamla barıştırmak için elinden geleni yapardı. Bu konuda babana kızgın mısın? Sen nasıl beni bu istemediğim evlilikte bu evliliğe zorluyorsun diye. Ben babama kızmıyorum şimdi, o bana bıraktı. Hı. Hayır hayır. Mesela şunu söyler misin babana? Baba ben sana gelmiş olsaydım sen gene beni bu adama götürürdün. Şimdi, bu sefer götürmezdi Esra Hanım. Bu sefer götürmez. Bu üçüncü mü dördüncü mü bilemiyorum yani. Unuttum yani sayısını. Peki buradan şimdi babanın yanına mı döneceksin? Evet. Ailenin yanına. Evet. Dönüyorsun. Gözünüz aydın Bayram Bey. Sağ ol abla. Sizin niye moraliniz bozuk? Abla ben 12 günden beri buradayım. Bunaldım ben. Sıkıldım iyicesine. Yani kızımı da buldum. Ben kızımı bulmak için buraya başvurmuştum. Ben baştan da anlatmıştım. Ben kızımı bulduğum zaman bu olayların içinde olmayacağım. Olmayacaksınız. Evet. Yani, gittikten sonra hiç aradı mı kızınız sizi? Karı koca. Sığınma evinde falan kaldığı zaman aradı mı? Aramadı. Hiç görüşmeniz olmadı gittikten sonra. Yengemi aradım. Gelinini aradım konuyu. Yani nerede olduğunuzu söyledim. Ama gelini aynı evde oturduğu için haberi vardı hani. Sizin nerede olduğunuzu babanız biliyor muydu? Evet. Arkadaşımda kalıyorum dediğin. Yok, hayır. Sığınma evinde kaldığımı biliyordum. Ha, peki. Şimdi telefon hattında Sema Nur'un kız kardeşi Melisa var. Melisa merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Kız kardeşin karşında. Merhaba Esra Hanım. Şimdi Melisa'cığım önce televizyonun sesini tamamen kıs. Sadece beni telefondan duy. Kıstım. Melisa kaç yaşında? 20 olmasın. 21. 20. Peki ablanla 21, konuşabilirsin. 21. Alo desene. Alo. Alo. Efendim. Melisa. Evet seni dinliyoruz. Kızım sen kayıptın. Ablan, kardeşin seni merak ediyor. Anladım. Ben de şaşırdım ne yapacağım Esra Hanım. Ne yapayım? Abla nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Esra Hanım ben bir takım ihbarda bulundum. Bir takım yanlış cümleler kuruldu. Ben onları için aradım. Tabii. Selahattin Bey hani diyor ya eskiden hani babası ablamı dövmüş ya belin ağrısı o yüzden olmuş ya hani. Bunu Selahattin Bey sürekli şiddet uyguladığı yüzden böyle bel ağrısına oldu ablamda. Sürekli kendisi şiddet uyguladığı için bu hale geldi. Babamın üzerine atmaya çalıştı. Yalan konuşma. Benim bir bel eğrimesi hastalığım var zaten. Bak yalan konuşma. Ne var? Bel eğrimesi var. Ama Cenab-ı Allah bir gün çarpacak sizi de. Yalan konuşma, doğruları konuş. Yalan konuşmuyorum. Sen yalan konuşma. Şimdi dün sen dedin ki zamanında babasından şiddet gördüğü için belinde ağrıları vardı. Bu iddiayı ben kabul etmiyorum. Diyor ki benim eniştem şiddet gösterdiği için ablamın böyle bir ağrısı var diyor. Ama diyor ki benim zaten doğuştan bel eğriliğim var. Bel eğriliğimden dolayı diyor benim bu bel ağrıları. 3 senedir ben bel ağrısı çekiyorum. 3 senedir. 2-3 kere de MR çekilmişliğim var. Tamam. Yani bu olay şimdi... Yani nasıl toparlayayım bilmiyorum ki. Evlendikten sonra yani. Bu bel ağrılığı ağrısının sebebi doğuştan gelen bir hastalığı olduğu için. Şimdi Melisa ben şunu merak ediyorum. Ablan evi terk ettikten sonra babana güvenmediği için sizin yanınıza gelmedi. Ablan bu kaybolduğu süre içerisinde hani güvenip seni aradı mı? Melisa'm beni merak etmeyin. Benim yerim iyi, yurdum iyi. Ben şuradayım dedi mi size? Ya beni doğru kesmek gerekirse beni hiç aramadı ama yengemi arayıp haber vermiş. Peki sen bu arada ablana ulaşmaya çalıştın mı? Ben çok çalıştım mesajlar aramalar ama ablam hiçbirine bakmadı. Çünkü kafamı toplamak istiyordum. Peki ablam mesela size istiyordum. Değil de daha çok yeni tanıdığı birine güveniyor ve onunla arkadaşlık yapıyor. Evet. Çocuğunu da ona bırakıyor. Hayır yeni değil. Kaç senelik arkadaşım o benim. Kaç yıllık?
Vardır 15 ablam. Yıl. 15 yıl. Ha, Kur'an kursundan dediğin mi? Ablam. Ona güveniyor. Yani hani tabii ki ona da güvenebilirsin ama aileden farklı biriyle iletişim kurmak. Aile de tanıyordur o zaman o kişiyi. Evet, ailem de tanıyor. Tanıyor. Evet. Niye o zaman aramadınız ben buradayım diye ya? Dün tanımıyordu. Niye babanı buraya kadar getiriyorsun Sema Nur? Ablam ben dün tanımıyordu. Ben yalan hani sandım. Çıkamaz sandım. Sema Nur niye çıkamazsın? Sen kayıp mısın hayatım? Evet. Senin nerede olduğunu biliyorlar mı? Ben çünkü boşanıp öyle karşılarına çıkmak istedim. Amacım buydu benim. Esra ablam dün tanımıyordu ya. Dün tanımıyordu ya benim gittim arkadaşlar tanımıyordu diyor ya. Bayram Bey tanıyor musunuz torununuzun kaldığı yeri? Tanımam mı komşum? Tanımam mı komşum? Dün yani. Bana bu soru sorulmadı ki. Hayır dün Sema Atasoy 4 yaşındaki torununuzun nerede olduğunu biliyor musunuz siz tanımam dedi. Şimdi? İsterseniz kayıtları çekin. Ben dün öğrendim. İsterseniz kayıtlar göstersin. Dün öğrendim ben. Ha tanımıyordu. Ha şimdi ben şöyle bir şey var. Nasıl tanımam? Yengem, ben 10 sene geçti bu mahallede tanımamam mümkünatı mı var? Demek ki burnunuzun ucundaydı. Yani. Burnunuzun ucundaydı. Göremediniz. Evet Telat mikrofonuna dokunma. Seni dinliyorum. Ablam dün Sema Atasoy hani Kur'an kursa gitti siz dediniz ya tanıyor mu dediniz. Babam tanımaz dedi. Bugün de tanıyor diye. Nasıl oluyor bu? Allah Allah. Bugün ben ismini söylemedim. Ben ismini zaten biliyorum. İsmini söylemedim. Dur. Yengem bir bağlanabilir mi canlı yayına? Ya da aranır bilerek mi? Söyledim tanımıyor yengem diye. Yengem bir arasın. Şimdi bu niye arkadaşın adı? Var. Selma. Sen. Selma peki, değil. Yenge telefon attığında, bu arada bu yenge de senin biliyorsun büyük oğlum var. Sema Nur giderken çocuklardan bir tanesini bırakıyor. Talat'la çalıştığı için Ankara'ya götürüyor. İkametgahını da oraya aldırıyor. Çocuk orada okula gitsin diye. Hicran Hanım merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Teşekkür ettim. Öncelikle çocuk annesiyle alakalı bu hani ortada olmasıyla alakalı bu durumu nasıl olarak biliyor? Ona ne söylendi? Ben Sema'yı sürekli aradım. Sema'ya ulaşamadım. Sema hattını servis dışı yaptırmış. O yüzden Sema'nın çocuğu bir ay benim yanımda. Ben sadece Sema'ya şunu soracağım. Sema sen bir aydır neredesin? Kimin yanındasın? Emre diyen adam kim? Ne Emre'si ya? Evet. Emre Tozmaz. Emre Tozmaz hatta. Var. Emre Tozmaz. Evet, ben öyle birini çıkart... tanımıyorum. Tanıyorsun. Benim tanık şahitlerim var. O adam oraya çıkacak. Emrah Tozmaz ismini siz kimden duydunuz? Benim tanıdıklarım var. Oraya çıksın bağlanacaklar. Çarşamba'da hatta ismini de vereyim. Ataköy Çarşamba'da annesinin ismi Hava, babasının ismi Kadir. Böyle birini tanıyor musun? Tanıyor. Tanıyorum şöyle Esra Hanım anlatayım. Ben yurttan çıktım. Yurttan çıktıktan 2-3 gün sonra bir tanıştık, görüştük. Ondan sonra da ben arkadaşım evine gittim. Nerede tanıştınız? Onun evine gittik, oturduk, muhabbet ettik. Emrah'ların evine mi gittiniz? Şimdi Esra abla. Hayır, orada benim bir arkadaşım vardı. Onun yanına gittik. Özel eğitimden de onu da tanıyordum. Kadın sığınma evinden çıkıyorsun. Bu Emrah'la nerede tanışıyorsunuz siz? Dışarıdan bir arkadaşım dolayısıyla. Ablam, bir arkadaşın seni bu Emrah'la tanıştırıyor. Evet. Sizi tanıştırırken ne diye tanıştırıyor? Hani bu çocuk ciddi düşünüyor falan filan. Ben de ablam, hani ben darda kaldım. Hani ablam söz hakkı alabilir miyim? Bir dakika babamla da hani babamın yanına gidemeyeceğim. Babamın yanına gittiğim zaman eşim beni rahatsız edecek. Babamı huzursuz edecek. Ben bu sefer zor durumda kalacağım. O yüzden hani... Benim ablam. İçin önemli olan, bir dakika Talat, tamam, önemli ablam. Olan bir bu kişiyi tanıyor, önce tanımıyorum dedi, şimdi tanıyor. Seni evet. Tanıştıran arkadaşın kim bu Emrah'la? Ciddi düşünen, şimdi sen kadın sığınma evinden çıkıyorsun, bir takım sorunlar yaşıyorsun. Seni bir erkekle tanıştırıp ciddi düşünen, evlilik düşünen biri var diyerek tanıştırıyor. Kim evet. O? Onu söylemesem olmaz mı? Ne söyleyecek? Söyle ama ya. Gerçekleri söyleyecek yok, burada. Şimdi onun da bir özel burada hayatı gerçekleri var. Söyleyecek. Çocuğunuzu bıraktığınız kişi mi? Söylemesem çocuğu bıraktığınız yani. Kişi mi tanıştıran? Ben söyleyeceğim abla Meşin. Ben peki. Selma özel hayatı var. Ben şimdi kimsenin özel hayatına karışacağım. Benim yüzümden. Selma mı? Hayır. Selma ben değil. Söz hakkı alabilir miyim ablam? Tamam, buyurun. Ablam, devam. O zaman şunu söyleyelim. Kadın sığınma evini de küçümsemiştiniz. Oradaki disiplinden dolayı arkadaşınız sizi biriyle tanıştıracağı için çıkmışsınız. Hayır. Ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Devam edin. Bir dakika. Sema diyor ya ben çocuğumu görmüyorum diyor.
Bir aydır çocuk benim yanımda. Ben onun yengesiyim. Benim ona ne zararım olmuş? Ona bir ne zararmış? Benim arkamda olmadık şeyler söylüyorsun. Çünkü kızım, ben seni bu yüzden arayamadım işte. Bana sende. Türlü türlü çamurlar atıyorsun. Ondan sonra benim aramamı bekliyorsun. Evet. Ben konuşursam. Benim kullanmadığım Facebook'tan fotoğraflarım altına yorum yazıyorsun. Sen ya ne biçim ya annesin? Bir çocuğu bırakıp da bir çocuğu niye alıyorsun? Doğru diyor. Doğru diyor. Beni dinle. Senin bir aydır çocuk benim yanımda. Benim kaynanama güvenmiyorsun, eşime güvenmiyorsun. Sen çocuğunu bana nasıl güveniyorsun? Sen niye bu çocuğu alıp gitmedin? Bir kışın da aynısını yaptın. 6 ay sonra tekrar gittin. Çocuğu yine bana bıraktınız. Ben seni çocuğuna ben bırakmadım. Mecbur muyum? Benden mecbur kendisi muyum? Yine böyle tartıştık. Benden kendisi istedi. Yengem dahi istedi. Yalan. Ben de kalsın dedi. Yalan. Ben dedi kendi isteğimle söz dedi. Kendim getirip ama bırakacağım dedi. Ama kadın çok güzel bir şey. Ben sizin çocuklarınıza bakmak zorunda mıyım? Siz fırfır gezerken diyor. Evet. Ben niye sizin çocuklarınıza bakıyorum diyor. Haklı da yani. Ben kendisi götürüyorum. Ben mi götürüyorum? Esra Hanım okula götürüyorum. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Hı hı. Velisi olarak da siz gözüküyorsunuz. Evet, ben sabah 9'da götürüyorum. Öğlen 12'de getiriyorum. Yemeğini yediriyorum. 1.30'da götürüyorum. 3'te geri getiriyorum. Öğretmene de bağlanabilirsiniz. Peki, bu arada bu ismi geçen Emrah ismindeki kişi yayına bağlanıyor. Şu anda da telefon hattında. Emrah Bey merhaba. Bu arada bu Emrah'la ciddi düşünüyor dedin. Siz ciddi düşünüyor musunuz Emrah'la şu anda? Konuşuyoruz sadece. Ciddi misiniz yani? Evet, ciddi. İşte ben anlatacağım var ablam. Anlatıklarım var benim. Anladım. Emrah benim Bey. Neler anlatıklarım var? Anlat. Emrah bak Bey. Görürsün.